Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Şimdi dolar TL kurunda sizlerle birlikte son durumu inceleyeceğiz. Dolar TL kuru tekrardan düşüş trendine girdi mi? Yoksa bizler için daha düşüş trendi dolar TL kurunda kısa vade olarak başladı mı? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanarak burada bulmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım dolar TL kuruna baktığımız zaman bizler için özellikle bu hafta 8.31 seviyesi önemli. Evet, şurada 8.31 seviyesi. Biz bunu biraz daha garanti yapalım. Biraz daha aşağıya çekelim. Şuradan alalım. Özellikle 8.28. Evet, şuradaki 8.28 seviyesi altında bugün itibariyle bir kapanış görmediğimiz müddetçe dolar TL kurunda trend bozuldu diyemeyiz. Dolar TL kurunda hala bizim takip ettiğimiz yükselen üçgen içerisindeki hareketler devam etmekte. Bugün itibariyle aşağıdaki 8.28 seviyesine dolar TL kurundaki alt seviyeye yaklaştık. Yukarıda da biliyorsunuz takip ettiğimiz 8.58 bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi var. Sizlerle burayı da zaten takip ediyoruz. Özellikle burada 8.48 ve 8.58 aralığının zor geçeceğini dolar TL kurundaki arkadaşlara daha önceden geçmişte yaptığımız son videolarımızda da bildirmiştik. Çizdiğimiz üçgenin üst tarafı 8.52 seviyesine kadar denendi ve pazartesi itibariyle bugün de alt trend çizgimizden geçen mavi renkli çizgi hizası şu an itibariyle test ediliyor arkadaşlar. Dolar TL kuru buradan tekrardan yukarı da dönebilir arkadaşlar. 8.28 altında kapanış görmedikçe bakın burası çok önemli. Bunlara riayet edin. Teknik analizde bu seviyeler çok önemlidir. Bu hafta itibariyle bu 8.28 altında bir günlük kapanış görmediğimiz müddetçe tekrar yukarıda 8.42 ve 8.58 seviyesine doğru yukarı hareketler görmemiz hala ihtimal dahilindedir arkadaşlar dolar TL kurunda. Bizler için dolar TL kurunda filmin kopuş göstereceği senaryoda ise 8.58 yukarı yönünü kırılıp bu seviye üzerinde dolar TL'nin tutunması. Bu seviye üzerinde tutunmaya başlarsa dolar TL işte o zaman zor süreç yukarı yönlü hızlı atakların başlayacağı sinyalinin habercisidir. Kısa bazlı daha kısa bazlı dolar TL'de ise 8.28 üzerinde bu hafta itibariyle kapanışlar olup olmayacağını sizler takipte kalacaksınız arkadaşlar. Bu seviye altında günlük kapanışlar yaşanırsa da dolar TL kurunda bir 8.20 seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir. Fakat bugün itibariyle baktığımızda 8.31 desteğinin 8.28 desteğinin iyi çalıştığını görüyoruz. Bu destek çalıştıkça da panik yapmaya gerek yok. Ne zaman ki bu 8.31 altında kapanışlar görmeye başlarsak işte o zaman alt seviyeleri dolar TL kurunda görebiliriz. Fakat bu alt seviyelerde dolar TL kurunda tekrardan alım ihtimalinin fazla olduğu düşüncesi hala bende yer etmiş durumda. O yüzden bu seviyenin altına gelebilecek sarkmalarda da tekrardan alım yönlü yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla dolar TL kurunu yatırımcılar değerlendirecektir diye düşünmekteyim. Dolar endeksine baktığımız zaman da gene dolar endeksinde özellikle bizlerin takip ettiği bir dip seviyemiz vardı. Bu dip seviyesinde de dolar endeksi şu an itibariyle tutulmuş durumda ve buralarda bir ikili dip seviyesini oluşturmuş gözükmekte. Dolar endeksi de şuradaki 89-80 civarlarında hatta 89-60 civarlarında tutundukça tekrardan bir yukarı yönlü hareket başlatabilir. Dolar endeksi de ilerleyen dönemlerde gene takibimizde. Hala bu dolar endeksini takipte kalacağız. Dolar TL kurunda da verdiğim seviyeler önemlidir. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın. Özellikle bu hafta
Dolar TL kurunu Forex ve Viyop'tan takip eden arkadaşlar için seviyeleri vermiştim. Bu seviyeleri tekrardan sizlere burayı belirteyim. Takipte kalmanız gereken önemli seviyeler 8.19, 8.24, 8.28 ve 8.31. Zaten 8.31 üzeri arkadaşlar 8.42, 8.48 şeklinde gider. Sizler de buradaki kapanışlara göre buy ve sell pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Evet, bu videomuzu fazla uzatmayalım. Söylenecek fazla da bir şey yok arkadaşlar. Teknik seviyelere riayet edeceğiz. Günlük kapanışlarda verdiğim teknik seviyeleri dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Short ve long pozisyonlarınızı da bu verdiğim teknik seviyelere